Merhabalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Bugün 15 Şubat Çarşamba. Uzun bir süre sonra dün ilk videomuzu yayınlamıştık biliyorsunuz. O videoda bir giriş bölümünde bir konuşmamız olmuştu. Oradaki duygu ve düşüncelerimiz, kızgınlıklarımız, öfkelerimiz, üzüntülerimiz hala devam ediyor. Aslında çok fazla bir değişiklik yok. Deprem bölgesini biliyorsunuz kripto ekosistemi de kayıtsız kalmadı. Yardımlar devam ediyor. Şu ana kadar gelen yardımların maddi açıda gelen yardımların 240 milyon TL'yi açtığı belirtiliyor, söyleniyor. Rakam gerçekten azıcık sanmayacak bir rakam ancak beklentilerimiz biraz daha fazla olması yönündeydi. Özellikle Türkiye'nin kripto para, para sektöründe dünyadaki sektörde ilk beşte olduğunu varsayarsak bunun yanında bu piyasada milyonlarca doların döndüğünü varsayacak bu yardımın bir miktar daha fazla olması beklenebilirdi. Dün fenomenlere ekstra bir parantez açmıştık. Aynı parantezi bir kez daha hatırlatalım. Gerçekten tebrik etmekte fayda var. Birkaçıyla e, Bitçinin hafta sonu yaptığı etkinlikte, bir önceki hafta sonu yaptığı etkinlikte tanışma fırsatım da olmuştu. Zaman zaman eleştirdiğimiz bir grup aslında fenomenler. Ancak bu deprem e, süresince e, et, oynadıkları rol gerçekten dikkat çekiciydi. Kendi yardımlarının yanında kurumlara yaptıkları, vakıflara yaptıkları, e, daha doğrusu şirketlere yaptıkları hatırlatıcı baskılarla yardımların miktarının daha fazla artmasında ciddi anlamda etkileri oldu. O yüzden bir teşekkür etmekte fayda var. Bunun yanında inanın çalıştığım kurum olduğu için söylemiyorum ama çağdaş olduk. Özellikle ee, çağdaş çağların bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Yardımların hepsi tabii ki birbirinden değerli. Genelde yardımlar şu anki durumu düzeltmeye yönelik ya da daha doğrusu yaraları sarmaya yönelik. Ancak bir çağdaş beyin dün paylaştığı bir tweet gerçekten fazla fazla dikkat çekti. Şu tweet zaten Beach Holding biliyorsunuz, ee, Çağdaş Holding, e, e, Çağdaş Holding ile beraber deprem bölgesine ciddi anlamda yardımlar olmuştu ilk günden itibaren. Ancak bir e, madde yani bu yardımlardan bir madde özellikle dikkatimi çekti. Çağdaş Holding olarak deprem bölgesine okul yapmaya karar verdik. Okul yapma kararı aldık diyor. Çağdaş Çağlar yani bu oradaki hayatın bir nevi tekrar devam etmesine yönelik önemli bir adım. Şu ana kadar olan yardımların önemli bir kısmı oradaki yaraları sarmaya, şu anki mevcut düzeni tekrar eski düzenine getirmeye yönelik yardımlar. Ancak ee, okul yapma kararının alınması, oradaki hayatın tekrar canlanması yönünde oldukça önemli bir adım. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Farklı bir kurumda da çalışmış olsam bu tweet ilgimi çekerdi. Bu yüzden Çağdaş Çağlar e, tarafına teşekkür etmekte fayda var diyelim ve tekrar Hayat devam ediyor sabah altında piyasaya dönelim. Genel olarak baktığımızda yeşil rengin hakem olduğu bir piyasa karşıladı bizi. 21.500 dolar seviyelerden bir tepki hareketi var Bitcoin dolar paritesine. 22.300-22.500 dolar bandı daha önce destek bölgesiydi. Şu anda direnç bölgesi olarak çalışıyor. Ve parite bu noktayı kırmaya deniyor. Biraz sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. %1.70 oranında bir yükseliş var son 24 saatlik dilimde. Ethereum dolar paritesi 2.84 oranında yukarıda. Ancak onda da 1.700 dolar seviyesi önemli biliyorsunuz. Onun dışında iki liderdeki bu yukarı yönlü hareket altcoin'lerde pozitif yönde yansımış durumda. Dogecoin gene Elon Musk'ın fazla fazla tweetlerinde kullandığı bir kripto para birimi haline geldi. Ufak çaplı yükselişler var ancak bir miktar ayrıldı diğer kripto para birimlerine göre. Bunun dışında Solana, DOT, AVAX, ADA hepsinde %3, %5, %2, %7 oranda yükselişler var. Bugünkü videomuzu yine Bitcoin dolar paritesine ayırdık. Dominansına bakacağız e, ve Bitcoin fiyat grafiğine bakacağız. Onun dışında Ethereum'un da grafiğine şöyle bir bakacağız. Hızlıca geçelim. Bitcoin dominansı ile bakalım. Başlayalım. Bitcoin dominansının günlük bazdaki grafiği açık. Bu bölge önemliydi biliyorsunuz. Bu sarı bölge yaklaşık 44-34-44-50 seviyesi. Bu bölgenin üzerine çıkılması durumunda yukarı hareketlerin devamını bekliyorduk Bitcoin dominansında. Ancak bu bölgede zorlanan ve tekrar yönünü aşağı çeviren bir Bitcoin dominansı gördük. Ancak 43.18 seviyesindeki bu daha önce çizdiğimiz destek noktasına şu ana kadar tutundu. Yukarı hareket şu anda sınırlı. Geri çekilme hareketi görülüyor. Geri çekilme hareketinde 43.18 seviyesinin altına gelinmemesi lazım. Geldiği takdirde 42.11-42.10 seviyelerine kadar bir geri çekilme riski var Bitcoin dominansında. Her zaman söylüyoruz özellikle altcoin yatırımcılarının bitcoin fiyatından daha fazla daha doğrusu en az onun kadar bitcoin dominansını da takip etmesinde fayda var. Ve şu anda 43.18 seviyelerin üzerine tutma çay basında olan bir bitcoin dominansı var karşımızda. Dediğimiz gibi 44.50 seviyesinin açılması 45.37 ve 48.45 seviyelerine doğru bir yukarı iğmeyi hareketlendirebilir dominansta. Bitcoin fiyatıyla beraber Bitcoin dominansının yükselmesi. Eğer piyasaya kripto para piyasasına taze para girişi olmuyorsa bu alt kayınlar üzerinde ufak da olsa bir baskı kurabilir diyelim ve Bitcoin'in fiyat grafiğine geçelim. Bitcoin dolar partisinin 4 saatlik grafiği açık önümüzde. Şimdi 4 saatlik grafikte dün bir tepki hareketinden bahsetmiştik. 21.450-500 dolar bandından bu tepki hareketi devam ediyor. Ancak şöyle bir uyarımız olmuştu. Daha önce bu bölge 22.300-22.500 dolar bandı. Ya bu sarı bölge destek bölgesiydi. Ve analizlerimizi hatırlarsanız bu, bu iki bölgenin, iki tane sarı bölgenin aşağıya da yukarı kırılması o yana doğru hareketin bir miktar agresifleşeceğini belirtmiştik. Şu anda daha önce destek bölgesi olarak çalışan 22.300-22.500 dolar bandı şu anda direnç bölgesi olarak çalışıyor. Paritede yukarı hareketin bir miktar devamı için bu bölge aşılmalı. Bunun dışında yaklaşık olarak 24.200 dolarlı seviyelerden 2 Şubat tarihinde başlayan bir düşüş trendi var. Paritede kısa vadeli olarak baskı kuran trend bu. Bu trendin öncelikle aşılması lazım ve 22.500 dolar seviyesine denk geliyor. Bu trendin direnç noktası video çektiğimiz dakikalar itibariyle bu seviyenin üzerine çıkılması şart bitcoin dolar partisindeki bu baskı atılsın. Bu baskı atıldığı takdirde tekrar şu bandına doğru yani 23.800-24.000 dolar bandına doğru bir imelenme yakalanabilir bitcoin dolar partisinde şu bölgeye doğru bir hareketlenme beklenebilir. Ancak şu anda olduğu gibi birkaç deneme sonrasında Bitcoin dolar paritesinde bu bölgenin aşılamaması yani şu şekilde hareketlerin olması durumunda yönün aşağı dönme ihtimali ve tekrar 21.500 dolar seviyelerinin test edilme riski var. O zaman biz kısa vadede şu anda seanslık olarak 22.300-22.500 dolar seviyesinin aşıl başılmadığına bakacağız. Aşıldığı takdirde yukarı hareketlerin dediğimiz gibi 24 bin dolar seviyelerine kadar devam etme olasılığı. Aşılamadığı takdirde 21.500 bin 500 dolar seviyelere kadar geri çekilme riski var. Şu anda Bitcoin dolar paritesinde. Peki olumsuz senaryoda 21.500 dolar seviyesinin üzerinde bu denemeden sonra eğer satışların sert olması bu destek noktasının çalışamamasına neden olabilir. Bu bağlamda 20.500 dolar seviyesi ilk aşamada hedeflenebilir Bitcoin dolar paritesinde. Ancak dünkü analizimizde de belirttiğimiz gibi 200 günlük harekette ortalamaya kadar geri çekilmeler bizim için Bitcoin dolar paritesinde tölere edilebilir noktalar. Bu bağlamda da şu an için 19.694 dolar seviyesi bizim için önemli. Çünkü Bitcoin dolar paritesinde şu an için 19.694 dolar seviyesine denk geliyor. 200 günlük hareketli ortalama. Bu arada grafiği günlük periyoda çevirdik. Yani şu seviyeye kadar olan geri çekilmeler, bitcoin dolar paritesine şu bölgeye kadar olan geri çekilmeleri biz normal bir geri çekilme olarak karşılayacağız. Ve bitcoin dolar paritesine yakalanan 17.200 dolarlı seviyelerden başlayan bu yukarı hareketin olumlu gösterdiği yukarı hareketin buradaki ee, şuradaki hareketi bir tepki hareketi. Yani bir kar satışı olarak nitelendireceğiz Bitcoin dolar paritesini. Ancak bu bölgenin altına gelinmesi durumunda. O zaman Bitcoin'de biz yakalanan bu olumlu havanın artık negatife döndüğüne yönelik yorumlar yapacağız. Yani teknik anlamda bizim için geri çekilmelerde mihenk taşı 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen bu bölge. Video, bu da videoyu çektiğimiz dakikada itibariyle 19.694 dolar seviyesine denk geliyor. Özetleyelim. Bitcoin'de şu anda kısa vadeli bir düşüş hareketi var. Bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin direnç noktası 22500. Kırıldı takdirde 24.000 dolar seviyesini tekrar test edilme olasılığı önümüze çıkacak. Olası geri çekilmelerde ise 21.500 dolar seviyesinin altında 20.500 dolar desteği var. Bu desteğin altında artık bizim için olumlu havanın devamının devam süreceği 19.694 dolar seviyesinden gelen 200 günlük hareketli ortalamalar Bu noktaya kadar geri çekilmeler normal. Ancak bunun altında artık Bitcoin'de olumlu havanı yavaş yavaş da yönelik yorumlar yapacağız. Bir başka soru boğa piyasası. Zaten aylardır e, telaffuz ettiğimiz bir nokta var bu, bu kanalda. 25.000-25.500 dolar bandı. Şu band aşılmadan, bu kırmızı çizgi aşılmadan Bitcoin dolar partisinde teknik anlamda, üzerine basa basa söyleyelim, teknik anlamda bir boğa piyasasının geldiğini söylemek zor. Bu sebeple yukarı hareketler 25.000-25.500 dolar bandı kırılmadan ve bu band artık kuvvetli bir destek bölgesi olmadan yeni bir boğa söyleminde bulunmayacağız bu kanalda diyelim ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'un günlük bazdaki grafiği açık. Onda da biliyorsunuz yaklaşık 1190 dolar seviyelerinden bir yükseliş hareketi vardı. Bu yükseliş hareketini agresif bir yükseliş trendi haline getirmişti parite. Bu trende agresif yükseliş trendinin altına geldi. Dikkat ederseniz altına geldikten sonra da satışların bir miktar hızlandığını gördük. Bir hatırlarsanız Ethereum dolar paritesinde Bizim için minyak taşı 1700-1800 dolar bandıydı. Az önce Bitcoin dolar partisi analizimizi kapatırken 25.000-25.500 dolar bandına dikkat çekmiştik. Boğa piyasasının ayı boğa dönüşümünün bu bandın aşılmasıyla gelebileceğini söylemiştik. İşte Ethereum içinde bu nokta 1700-1800 dolar bandı. Bu bandı aşılmadan Ethereum'da yukarı yönlü bir trendten bir yükseliş trendden yani biraz da orta ve uzun vadeli bir trendden bahsetmek zor. Nitekim 1700 dolar seviyesine yaklaşıldıkça satışların geldiğini görüyoruz. 1721 dolar seviyesi, 1715 dolar seviyesi test edildi ve bu noktadan satışlar geldi. Ancak üzerine hiç kapanış olmadı 1700 dolar seviyesinin. Burası önemli. Bu kırmızı çizgi şu anda kısa vadeli trendimiz, direnç noktamız 1681 dolar seviyesinde. Bunun dışında işte 1190 dolar seviyelerden Ocak ayının başında başlayan bir trend var. Hala bu Günlük bazda bir yükseliş trendi ve 1473 dolar seviyesine denk geliyor. Bu trendin destek noktası. Şimdi aynı Bitcoin'de olduğu gibi bir kar satışı var. Evet bu kar satışını nereye kadar tolere edebiliriz Ethereum'da? Nereye kadar biz olumlu havanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Gene 200 günlük hareketli ortalamaya bakacağız. 1439 dolar seviyesi. Bu satışları biz 1439 dolar seviyesinin üzerinde karşılandığı sürece yani daha doğrusu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde karşılandığı sürece Töler edebiliriz. Yorumumuz şu şekilde olacak. Evet inişli çıkışlı bir fiyat seyri var. Ancak Ethereum dolar paritesi şu an teknik anlamda olumlu hava devam ediyor. Ancak 1439 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına inilmesi durumunda ise o zaman farklı senaryolardan bahsedeceğiz. Ve Ethereum dolar paritesindeki olumlu havanın dağıldığına yönelik yorumlar yapmaya başlayacağız. Bu sebeple bu bölge önemli. Özetleyelim yukarıda 1700-1800 dolar bandı kırılmadan yeni bir boğandan bahsetmek zor Ethereum'da. Aşağıda ise 1439 dolar seviyesine. Şimdi video çektiğimiz dakikalar itibariyle bu noktaya gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kaldığı sürece de yönlü hareketlerin inişli çıkışı fiyat seride olsa devamını bekleyebiliriz. Ethereum dolar partisine diyelim ve bugünkü analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.